Merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz yine bir tezin incelenmesi ve bu vasıtayla bazı bilgilerin verilmesi. Deneysel parametrik verilerle betonarme yapıların deprem performansının araştırılması adlı Şükrü Çimen'in yaptığı yüksek lisans tezini dikkate alacağız arkadaşlar. Buradan bazı özetlemeler ve bazı bilgiler vereceğiz. Bu tezin anlatımını hemen benim anlatımımın ardından bir dördüncü sınıf öğrencimizin okuma şeklinde bir anlatımını da koymuş olacağız bu videoda. Orada daha detaylı okuma da sağlayabilirsiniz veya YÖK merkezinden bu tezi indirebilirsiniz. Şimdi burada öğrencimizin de genelde bahsetmediği bazı şeylerden ben bahsedeceğim. Örneğin diyor ki Elastisa modülü ilk safhada bu tezde TS500 2000 versiyonundan ve bölüm 3'te tanımlanan formülden hesaplanmış. Bu formül arkadaşlar basınç dayanımını elastisite modülüne çeviren bir formül. Dolayısıyla şunu düşünelim. Diyelim ki C30 civarında bir betonumuz var. Ama böyle diyelim 10 tane betonumuz var. Her birinin elastisite modülü bu formülde aynı çıkar. Eğer diyelim birebir C30 ise, C30.1 ise, C32 ise falan ne olur biraz oynar. Fakat basınca bağlı olarak bunu hesaplıyor. Fakat gerçekte deneysel olarak bu elastisite modülünü ölçsek hepsinde aynı çıkmayacak ve direkt bu formülle bulunan elastisite modülüyle de aynı çıkmayacak. Çünkü bu formül bize sadece basınç dayanımının bir parametresi olarak elastisite modülünü almamızı sağlıyor. Dolayısıyla hesaplarda özellikle günümüzde bilgisayar hesaplamalarıyla yaptığımız projelerde elastisite modülü önem kazanıyor. Çünkü sonlu elemanlar yöntemiyle genelde yapılıyor ve burada elastisite modülündeki oynamalar sonuçları çok değiştiriyor. Bu tezde onu da göreceğiz. Dolayısıyla aslında oradaki betonun gerçek elastisite modülünü tespit etmek çok önemli. Edemiyorsak bile bu formülasyonlardan TS500'den basınç dayanımına göre bulduğumuz elastisite modülü veya Amerikan ve Avrupa şartnamelerinde bulduğumuz elastisite modülü ki onlar da genelde basınç dayanımına dayalıdır fakat daha farklı parametreleri de vardır. Onlardan elde ettiğimiz formüller. Örneğin bu çalışmada TS500'den elde edilen elastisite modülü gerçek elastisite modülünden, deneyden elde ettiğimiz elastisite modülünden %30 daha fazla çıkmış. Ama Amerikan şartnamesi %10 daha fazla çıkmış. Demek ki Amerikan şartnamesi bu beton için daha iyi bir sonuç göstermiş. Fakat bu demek değildir ki her zaman böyle olur. Bazı beton türleri için veya durumuna göre bu sefer TS500 iyi sonuç verir. Bu sefer Avrupa, Alman mesela şartnamesi iyi sonuç verir. Veya bu konuda yapılmış birçok deneysel ve literatürde ararsanız analitik çalışmalar vardır. TS500'e benzer şekilde hatta basınç ve aynı zamanda çekme dayanımını da mukayese eden, eğilme dayanımını da mukayese ederek elastisite modülünü bulmaya çalışan birçok bilim adamlarının çalışmaları vardır. O çalışmalardan da elastisite modüllerini en azından deneysel olarak bulamıyorsak bulabiliriz. Fakat en iyi yöntem en azından 3-5 yerden bulacağımız bu teorik elastisite modüllerinin ortalamasını almak ve emniyetli kalmak için bunu %10, %20 civarında azaltmaktır. Çünkü elastisite modülü azaltıldıkça daha çok emniyette kalacağız. Madem tam değerini bilmiyoruz o zaman azaltmakta yani bilgisayar programlarıyla yaptığımız modellemelerde bunu azaltmakta fayda var. Burada onun sakıncalarını da göreceğiz. Örneğin elastisite modülünü bu hesapla aldığımız elastisite modülünü kullandığımızda deprem karşısında yapının daha az zorlandığını, daha olumlu sonuçlar gösterdiğini görüyoruz. Fakat gerçek değeri aldığımızda daha fazla zorlandığını ve olumsuz sonuçların modelleme yaptığımızdaki deprem yüklerini verdiğimizdeki sonuçlarda daha fazla elemanın ağır hasar durumuna girdiğini görüyoruz gibi. Demek ki burada yapılması gereken en azından 5-6 elastisite modülünü ayrı bilimsel kaynaklardan, şartnamelerden verilen elastisite modüllerini hesaplamak o basınç dayanımına göre ve mümkünse eğilme dayanımı, çekme dayanımı gibi dayanımları da yapmak. Oradan aldığımız numunelerde yapabildiğimiz ölçüde ve bunları kullanmak. Bazı formülasyonlarda bunlar da var çünkü. Ve bulduğumuz elastisite modellerinin bir ortalamasını almak ve onu da %10, %20 civarında azaltmak belki en makul çözüm olacak.
deneysel olarak bulacağımız yer asistan modülü ise daha doğru bir çözüm olacak. Fakat deneysel bulduğumuz yer asistan modülü de o yapıdaki tüm betonu kapsamayabilir. Onda bile yine bir %10 azaltmaya gitmek veya teorik yer asistan modülleriyle bir ortalamasını alıp tekrar azaltmaya gitmek düşünülebilir. Burada diyor ki bu standart formülle statik hesaba aktarılmış önce. Diğer yapılan tüm sondaj, karot, temel muayene çukuru, donatı sıyırma, donatı tespit verileri bunlar da yapılmış. Sahada bir yapıyı inceliyor ile birleştirilerek statik analiz yapılmıştır. Mevcut bir yapının analizini yapmış ve bu yapının bir depremde ne kadar zarar görebileceğini seçtiği deprem büyüklüğüne göre tespit etmeye çalışmış. Ona göre de ileri aşamalarda güçlendirme yapılacak mesela. Çalışmanın ikinci kısmında ise bu sefer özel yer asistan modülü üzerinde durmuş bu çalışma tezde. İkinci kez alınan karot numuneleriyle yer asistan modülü deneysel parametrik olarak strain gauge bağlantılarıyla gerçek zamanlı ölçümlere tabi tutularak elde edilmiş. Strain gauge'ler arkadaşlar bir malzemede oluşan gerilimleri, deplasmanları ölçüyor. Dolayısıyla yer asistan modülü elbette birim uzama veya basınç altında kısalmayla gerilmenin bir ilişkisi olduğuna göre bu birim kısalmayı da ölçebilmemiz lazım. Bu birim kısalmayı strain gauge'lerle gerçek anlamda ölçebiliriz veya manuel şöyle göstergeli terazili kısalma aletleriyle ölçebiliriz ama onlar daha taba ölçüm tabii. Strain gauge'lerle daha iyi bir şekilde ölçeriz. Yani betona pres yaparken beton numuneye aynı zamanda buraya strain gauge bağlıysa veya o cihaz aynı zamanda kısalmayı da ölçebilen iyi bir cihazsa, deplasman kontrolü iyi bir pres makinesiyse orada otomatik elastisite modülünü ölçebiliriz. Eğer öyle bir makinemiz yoksa strain gauge'lerle ayrıca kısalmayı ölçeriz. Gerilmeyi ölçtük, kısalmayı ölçtük. Dolayısıyla oranladığımızda elastisite modülünü bulacağız birim kısalmaya çevirerek. Bu şekilde yapmış. Burada tabii ikinci kez yapıdan şey alınmış fakat bu yapının yıkılacağı veya onların güçlendirmeye tabi tutulacağı anlaşılıyor, düşünülüyor. Kontrollü bir yıkım veya onların güçlendirme olabilir. Çünkü yapıdan aldığımız her karot bu yapıyı zayıflatır. Şimdi bilimsel çalışma amacıyla ikinci kere karot almak tamam mazur görülebilir ama tabii ki o yapı eğer daha sonra kontrollü bir şekilde yıkılacaksa veya iyi bir onarım güçlendirme yapılacaksa bu mümkündür. Yoksa ki durmadan karot almak, bir kere bile karot almak yani yapıdan bir seri en azından 3 karot bile almak yapıya oldukça büyük zarar verir. Zaten her karot alma faaliyetinden sonra yapıda mutlaka bir onarım güçlendirmenin yapılması gerekir. Bunu daha önceki derslerimizde bahsetmiştik. Şimdi hesaba göre diyor deneysel olarak bulunan elastik modülünde yaklaşık %30 değer kaybı olduğu. Yani gerçekte diyelim şeyde gerçekte 17 ise burada 17'li bir şeydi. Ama TS formülünde 20'li bir şey çıkıyor. 17 bin, 20 bin megapaskal cinsinden bakarsak burada %30'luk bir fark var. Bu şey olsa TS'de bulduğumuz değer daha küçük olsa o zaman yine emniyette kalırız. Ki fazla emniyet olur da %30 ama aksine TS'deki değer daha büyük. Dolayısıyla biz yapıyı daha elastise modülü daha yüksek, daha rigid bir yapı gibi modellemiş oluyoruz. Ve buna göre biz bazı sonuçlara ulaşıyoruz ama gerçeği yansıtmıyor. Hatta bu kayıptan dolayı bina yatay yük kapasitesinin olması gerekenden yaklaşık %8 fazla hesaplandığı görülmüştür. Yani yatay yük taşıma kapasitesini biz fazla hesaplamışız bu elastik modülünü alarak. Halbuki %8 daha düşükmüş o kapasite. Dolayısıyla yatay yük taşıma kapasitesi elbette deprem anında da çok önemli bir değer. %8'de az bir olay değil. Burada bazı bilgiler var. Biraz sonra tezi okuyacak olan arkadaşımızın fazla üzerinde durmadığı veya geçtiği şeyler. Mesela bunu bilmemizde fayda var. Türkiye'de şu anda diyelim kabaca bu tez herhalde 2020'lerde yapılmış ama diyelim bu yıllara 2023'e göre yaklaşık 17 milyon civarında yapı stoku bulunmakta. Bu bir referansının tarihi neyse ona bakmak lazım aslında. Ve bu stokun %67'si ruhsatsız ve kaçak. Ki bunu da biliyoruz. Yapılarımızın çoğu belediye ruhsatı almamış olan kaçak yapılar. Yani bayağı bildiğiniz siteler. Özenli görülen binalar, yapılar bile çeşitli sebeplerle işte tadilat
projesi vardır. Yapı daha sonra değiştirilmiştir, ruhsat alınmamıştır. Yani yapım aşamasında proje değiştirilmiştir falan gibi birçok sebeplerle ruhsatsız ve kaçak gözüküyor. Sadece bildiğiniz gecekondular için değil bu. Dolayısıyla bu büyük bir rakam. Yani her şeyin ruhsatlı ve yasal olması gerekiyor. Kontrole tabi tutulmuş olması gerekiyor. Tabii bu tür yapılar, özellikle yeni yapılanlar, yapı denetimine sürekli kontrol altında ama bir şekilde ruhsat da almamış olabiliyor. Kullanım ruhsatını almamış olabiliyor. Birçok piyasadaki başka sebeplerden dolayı diyelim. %60'ının 20 yaş üzeri konutlardan oluştuğu, ki yeni konut olması iyi. Her ne kadar birçok yine son depremde de Şubat 2023 depremlerinde de gördüğümüz üzere yeni yapılarda da birçok yıkımlar olmasına rağmen eski yapılarda daha çok oluyor. Ve bu depremlerde de yine Şubat depreminde de eski yapılar, yeni yapılar göze battı ama eski yapıların yıkımı daha fazlaydı. Dolayısıyla yapının yeni olması, en azından yeni standartlara, yapı denetimlere, şunlara bunlara, hazır betona, bilmem nervürlü donatıya uyması açısından daha avantajlı. Ama sonuçta baktığımızda bu yapıların da toplam yapılarında %40'ının kabaca, bu da bir tahmini hesap çünkü bütün yapı stoklarımız incelenmiş durumda değil ne yazık ki, depreme karşı güvensiz olduğu ve güçlendirilmesi gerektiği gibi bir sonuca ulaşılmış. Deprem yönetmeliklerimiz ne? İşte yapıların daha yeni olmasının en büyük avantajı yönetmeliklerin yenilenmesi ve o yeni yönetmeliğe göre yapılıyor olması. Çünkü bilim sürekli gelişiyor, yönetmeliklere sürekli daha üst çıtalar koyuluyor. Nerede başlamış? 1940'larda başlamış mesela bizim deprem yönetmeliklerimiz. 44'te yaklaşık 5-10 seneyle, o zamanlar zelzele olarak geçmiş mesela bu yönetmelik, 5-10 seneyle yenilenmiş. 49'da, 53'te, 62'de, 68'de. Niye? Bilim teknik sürekli gelişiyor. Yönetmeliklerde görülen eksiklikler daha sonraki yönetmeliklerde giderilmeye çalışıyor gibi. İşte 98, 2007, 2013, 2016 ve 2018'de yürürlüğe girdi. Bu da eski bir tez demek ki. Yönetmeliklerimiz var. Kabaca bunları da bilmekte fayda var. Bir de depremde şu hatırlatmayı da yapalım. Deprem parametrelerinden bazılarının odak noktası, hipocenter mesela, odak noktası ne kadar yüzeye yakınsa, ki bizim Türkiye'deki depremlerin yıkıcı olma sebeplerinden birisi bu. Deprem odak noktasının yüzeye yakın olmuş olması. Ama diyelim Japonya'da o kadar yıkıcı depremlerin olmama sebebi aslında deprem odak noktasının çok daha derinde olması. Sonuçta baktığınızda, manyetütüne baktığınızda büyüklük olarak aynı depremler bunlar. Diyelim 8 fazla oldu ama 7 büyüklüğünde bir deprem Türkiye'de oldu. 7 büyüklüğünde bir deprem Japonya'da oldu. Ama bu 7 büyüklüğündeki deprem bizim yüzeyimize, odak noktası, diyelim 10 kilometre derinde, Japonya'da 100 kilometre derinde. Büyüklük aynı ama o yüzeye gelene kadar ki hasar verme şeyi sönümleniyor. Daha azalmış oluyor. Dolayısıyla öyle bir avantaj da var diyelim Japonya'da. Derin depremlerde daha büyük avantaj var. Fakat derin depremler, tabii hayal edin, derinleştikçe, yüzeye doğru çıktıkça daha büyük bir alanı kapsıyor. Sığ depremler daha küçük bir alanı kapsıyor. Fakat o küçük alanda çok şiddet oluşturuyor. Derin depremler ise büyük alanda daha az şiddet oluşturuyor. Bu aslında şeye benzer. Yani yapıların hasarında lokalize olmasını istemeyiz. Mesela bir klişe soru var. Aynı bölgede lokalize olmasını istemeyiz. Çünkü aynı bölgede lokalize olan hasarlar, çatlaklar yarıklara dönüşüp elemanı birden göçürebilir. Ama giriş boyunca daha geniş bölgeye yayılmış küçük küçük çatlakları, hasarları daha çok tercih ederiz. Burada da aynı. Depremin etkisi büyük bir bölgede ama daha düşük şiddette olursa, şiddet diyorum bakın, büyüklük aynı olabilir. Büyüklük, yani depremin saldığı enerji, magnitüt aynı. Fakat şiddet yüzeye gelince azalmış oluyor. Daha büyük bir alana daha az bir şiddet. Bizde ise daha küçük bir alana daha büyük bir şiddet göstermiş oluyor. Bizim depremlerin yıkıcı olmasının birinci sebebi bu. Bu dış merkez, epicenter dediğimiz, ki bakın, hipocenter depremin oluştuğu odak noktası. Dış merkez de buradan yüzeye olan en kısa mesafedeki yüzey noktası. Yani dış merkez de burası. Şu, yani şurada kırmızıyla gösterilen yer. Yani dış merkezde iç merkezin ya da odak noktası, hipocenter'ın ve episantrın farkını bilmekte fayda var. Bu depremin odak noktasının en kısa yolu şu şeydir, değil mi? Çünkü dalgalar en az sönümle buraya ulaşmıştır ve en güçlü olduğu yer burasıdır. Mesela şuradaki dalga, bakın şuradaki dalga
daha az güçlüdür. Neden? Buraya gidene kadar içeride sönümlendi. O yüzden en büyük yıkıcı nokta dış merkez noktasındadır. Niye? Depremin o dalgası en az sönümlenen yer orası. Çünkü en yakın mesafe orası. En yakın mesafede ne? Tabii ki dik çıkacağız. Yani çemberin merkezi olarak düşünürsek şu dik mesafeden şuraya baktığımız zaman bu zaten elif şeklinde yayılıyor. O yüzden kısa kısa çap diyelim. Kısa çapı, bir de uzun çapı var. Elipslerde iki çap var biliyorsunuz. Bu tam elips bile değil zaten de bu hani en belirgin elipse benzetebiliriz. Dolayısıyla şu en kritik yer burası ve fayların da zaten oluştuğu yerler orası. Yani dış merkez kısmında asıl yarılmalar, oynamalar, faylar meydana geliyor. Bu bilgiyi de böyle bir tazelemekte fayda var. Yani dış merkez episantırı depremin iç merkezine en yakın olan yeryüzü üstündeki noktası. Odak noktası episantır ise yer küre içindeki deprem enerjisinin meydana geldiği nokta. İlk çıkış noktası diyelim. İşte deprem sınıfı odak derinliğine göre sınıflandırılabilir. Sığ depremler, bizde genelde olan depremler, genelde olan depremler. Demek ki yüzeyimizden, yer küre yüzeyimizden, kullanım alanımızdan, bizim temelimizden diyelim, 60 kilometre derine kadar, 60 kilometre derinde oluşuyor deprem. Ama orta sığlıktaki bir deprem olsa ta 300 kilometre derinde oluşuyor. Bakın bu bile 5 katı fark var. Ne kadar büyük fark ettirecek. Derin depremlerde olsa ise 300 kilometreden de büyük. Belki 1000 kilometre derinde oluyor. Bu tabii ki çok daha avantajlı bir durum. Demek ki sığ deprem, orta deprem, derin deprem sınıflandırması da önemli. Depremin büyüklüğünün haricinde oluşum noktası da çok büyük önem arz ediyor. Burada şimdi arkadaşımız da bazı yerleri okuyacak zaten arkadaşlar. Ben genel bilinen yerleri de geçerek biraz üzerinde durmak istediğim kısımlara geliyorum. Şurada literatür özetinde de arkadaşımız biraz hızlı geçmiş. Bazı önemli şeylerden ve bu vesileyle bazı şeylerden ben literatürden size bahsetmek. Örneğin bu çalışmada 23 Ekim 2011 Van depremine maruz kalmış gerçek bir yapının farklı kabuller yapılarak oluşturulan 3 farklı modelinin deprem performans analizi yapılmış. Yani bu kabuller, modellemelerdeki kabuller, en basitinden el sistem modülünün kabulü birçok sonucu önemli oranda değiştiriyor. Veya deprem yüklerini alma yönteminiz, modeliniz, birazdan onu da bir örnekte göreceğiz. Birçok sonucu önemli oranda değiştiriyor. Veya bunu da birazdan göreceğiz. Betonu lineer elastik kabul etmeniz, doğrusal kabul etmeniz betonarmeyi ve çözümü ona göre yapmanızla non-lineer yani doğrusal olmayan ki betonun gerçek dayanımını bu gösterir, kabul etmeniz arasında yine büyük farklar oluyor. Yani birçok kabulle birçok farklı sonuçlar ve bazen çok kritik durumlar elde etme durumu var. O yüzden modelleme yaparken sadece modelleme yaptım oldu değil, aslında işin özünü de bilmekte fayda var. Başka bir çalışmada kuru karışım püskürtme betonun elastisite modülünü bulanık mantık yöntemiyle tahmin edilmesi hususunda deneysel parametrik yöntemler kullanan ve bulanık mantık modelinden elde edilen sonuçlardan oluşturulan modellerin kuru karışım püskürtme betonun elastisite modüllerinin tahmininde kullanılabileceğini göstermiş. Burada bulanık mantık yapay zekanın bir türü, birçok verileri işleyerek, birçok yapılmış deney sonuçlarını işleyerek bir yapay zeka geliştiriliyor ve buna göre öngörülerde bulunuyor. Dolayısıyla bulanık mantıkla yapılan yani basit mesela TS500'ün veya Amerikan Şartnamesi'nin verdiği basit formüllerle değil de bu şekilde yapay zeka ile yapılan analizlerde elastisite modülün daha gerçeğe yakın bulunduğu hatta püskürtme beton, kuru karışımlı püskürtme betonda kuru karışımlı beton, kuru halde karıştırılarak püskürtülürken ıslatılan ve çabuk priz alarak püskürtme beton biliyorsunuz kullanılan beton türü ki burada daha kritiktir elastisite modülünü gerçek anlamda saptayabilmek. Bunu deneysel olarak saptamışlar ve bulanık mantıkla geliştirdikleri algoritmayla da bu deneye yakın sonuçlar elde ettiklerini bulmuşlar. İstanbul'da bulunan başka bir çalışmada 3 katlı mevcut bir okul binasının deprem yönetmeliği 2007-2014'te yapılmış bir çalışma. Ona göre 2007 en son deprem yönetmeliymiş. Kriterine göre çünkü 2016 sonra çıktı, 2018'de çıktı falan. Deprem performansı değerlendirilmiş.
güçlendirilerek 5 katlı olarak tasarlanan bina, doğrusal elastik olmayan yani non-lineer hesap yöntemi kullanılarak, yani daha iyi bir yöntem kullanılarak deprem performansı incelenmiş ve binanın yönetmeliğe uygun hale getirilmesini sağlayacak bir güçlendirme yapılmış. Ama burada modellemede, hesaplamada kullanılan yöntemde non-lineer analiz kullanılmış, gerçeğe daha yakın sonuç elde etmek için. Başka bir çalışmada depremde betonarme bina performansının doğrusal elastik, yani az önce dediğim gibi, ve elastik olmayan non-lineer analiz yöntemlerle belirlenmesi ve ikisinin kıyaslanmasına bakılmış. Sonucu burada yazmamış ama sonuç tabii ki non-lineer analizinde daha doğru olacaktır. Tabii başka hatalar yapılmadıysa gibi bazı çalışmalar önemli gördüğüm ve bazı şeyleri açıklamak istediğim bazı çalışmaları işaretledim. Örneğin buradaki çalışmada mevcut bir yapı incelenmiş, binaya öncelikle doğrusal eşdeğer, burada da depremi nasıl tanıttığınla ilgili. Doğrusal eşdeğer deprem yükü statik bir analizdir. Yatay yük olarak bunları kat kata verirsin. En basit hesaptır yani. Bununla yapmış. Doğrusal eşdeğer deprem yüküyle yapmış. Sonrasında bir tık ileri gitmiş. Doğrusal olmayan itme analizi, yani yatay yükleri artık her katta düz, normal, doğrusal bir yük olarak değil, non-lineer değişen bir yük olarak vermiş. Buna göre deprem hesaplarını yapmış ve bu itme analizini kullanmış. Bu bir tık daha üstü. Son olarak da zaman tanım alanında analiz uygulayan, zaman tanımlı deprem dinamik hesaplar daha çok dinamik hesaba yaklaşan daha doğrusu bir hesap şeklidir. Çünkü depremin zamanla etkisini de, yani o kısa diyelim 50 saniye içinde oluşan depremin zamanla olan etkisini de buna göre koordine ederek, formülasyonlarla hesaplayarak ona göre sisteme verir. Yani sizin ilk başta yaptığınız yatay katlara gelen yük nerede? Zamanla değişen, o 50 saniye içinde değişen, non-lineer olan, yani doğrusal olmayan, değişken olan yük modeli nerede? Dolayısıyla bu üç modelde de yapmış ve tabii ki gerçek sonuçlar üçüncü modelde daha gerçeğe yakın sonuçlar elde edilecektir. Başka bir çalışmada benzer oturma planına sahip, yani taban alanı aynı olan, biri sadece çerçeveden, diğeri perde çerçeveden oluşan 8 katlı 2 adet betonarme binanın performans analizleri incelenmiş. Tabii depreme karşı en iyi dayanımı perde çerçeve sisteminin birlikte kullanılması sağlar. Çünkü perde sistemlerle rigidlik, çerçeve sistemlerde de süreklilik elde ederiz. Ama bunun da iyi tasarımı, dizaynı gerekiyor elbette. Veya çok daha yüksek yapılarda sadece perde sistemlerle rigid olması, yani deprem anında yapının az hareket etmesi. Çerçeve sisteminde ise çok hareket ederek enerjiyi tüketmesi söz konusu. En iyi çözüm bu ikisini birleştirmek veya yüksek yapılarda yapıyı elden geldiğince daha pahalı ve rigid yapmak. Az hareket eden perdeler kullanmak. Çünkü onlar daha rigid olduğu için depreme karşı daha dayanım gösterecek. Çok yüksek yapılarda sünek yapmak çok mümkün olmuyor. O kadar fazla eğilip bükülüyor ki yıkıma gidiyor. Bu 50 yılda aşım olasılığı %10 olan bir deprem etkisi için hem doğrusal hem de non-lineer, doğrusal olmayan artımsal eşdeğer deprem yükü yöntemleri kullanarak sonuçlar kıyaslanmış. Bir başka çalışmada lastik agregalar kullanılmış bir bölümü, agregaların beton içindeki bir bölümü. Bu özellikle sönümü sağlama açısından, betonun daha sünek davranışını sağlama açısından yapılan bir beton şekli. Bu konuda çalışmalar var ama tam verim alınmış durumda değil. Fakat buradaki araştırma daha çok elastan modülü ile ilgili bilimsel bir araştırma. Yani ille de lastik agregalı beton kullanılım yapılarda anlamında değil. Lastik agregalı betonlarda elastisite modülünü deneysel ve teorik olarak incelemiş ki buradan hemen şunu söyleyebiliriz. Daha sünek ve lastik agregaların olduğu betonlarda diyelim sadece basınç dayanımındaki bir formülasyonla elde ettiğin elastisite modülü bu sefer gerçek elastisite modülünden belki %50 falan, %40 farklı olacak. Normalde bile %30 bu çalışmada farklı olmuş. Niye? Çünkü sünek davranacak ve lastik agregaları olan içinde bir kompozitliği artmış olan bir malzemenin sadece basınç dayanımına göre elastisite modülünü bulmak doğru olmayacak. Doğrudan gittikçe uzaklaşacağız. Lastik agregalar normal agregeler sırasıyla %5, %10, 15, 20 oranında ikame edilmiş, yer değiştirilmiş. Lastik agregalı betonlar elde edilmiş. Hepsinin de sonuçlarına bakmış. Sonuç olarak betondaki lastik miktarı arttıkça deneysel verilerle hesaplanan az önce dediğimiz gibi elastisite modülleriyle
Ampirik formüllerle, formülasyonlarla, yani verilen formülasyonlarla hesaplanan reel sistem modülleri arasında ilişkinin azaldığı belirmiştir. Gittikçe gerçekten daha da uzaklaşmış formülle hesapladığınız reel sistemler. Ancak yine de Amerikan Enstitüsü ACI tarafından önerilen formül ile deneysel olarak hesaplanan reel sistem modülü arasında oldukça yüksek bir ilişki olduğu görülmüş. Burada da demek ki Amerikan şartnamesinin elastisite modülü formülasyonu daha iyi iş görmüş. Bu tezde de, incelediğimiz bu tezde de daha iyi iş görmüş. Ama tekrar ediyorum, bu her zaman için onun daha iyi iş gördüğü anlamına da gelmez. Betonun türüne göre de bu değişir. Elastisite modülünün başka bir çalışmada göreli kat ötelemelerinin sınırlandırılmasına etkisi incelenmiş. Göreli kat ötelemesine kabaca şöyle diyelim, yapının deprem anında bu tarafa ne kadar gittiği, ne kadar. Tabii ki elastisite modülü yüksekse bu daha rigid bir yapıdır ve daha az gidecektir. Elastisite modülü düşükse daha sünek yapıdır ve daha çok gidecektir sağa sola. Ama bu elastisite modülü gerçeği ne kadar yansıtıyor? Önemli olan bu. Göreli kat ötelemelerinin sınırlandırılmasındaki etkisi incelenmiş. Bu çalışmada bulanık mantık yöntemiyle yine elastisite modülü değerinin kullanılabileceği alt ve üst sınırları değerleri incelenmiş ve bulanık mantık yöntemiyle yapay zeka ile geliştirilen elastisite modülü bulma opsiyonlarının kullanılabileceği gösterilmiş. Bir başka çalışmada kompozit modellemelerin beton elastisite modülü hesaplaması ve tahmininde kullanılabileceğini ya da daha sağlıklı sonuçlar elde etmek amacıyla kullanılması gerektiği belirtilmiş. Çünkü beton biliyorsunuz kompozit bir malzeme. Biz bu kompozit malzemenin sadece basınç dayanımı, çekme, eğilme dayanımı gibi şeylerden hareketle elastisite modülünü formülasyonlarda buluyoruz. Ama halbuki bunun içinde agregası ayrı, çimento hamuru ayrı aslında. Ve bunların bu şekilde tanıtılarak formülasyonlarla, formül geliştirmelerle, yapılan deneylerle, bulanık mantıkla, şunla bunla, bu şekilde tanıtılarak elastisite modülünün kompozit olarak tanıtılarak onun elastisite modülünün bulunması çok daha doğru sonuçlar veriyor. Kompoziti kompozit olarak tanımlamak. Gerçeğe ne kadar yakın modellersen sonuç o kadar doğru olacak. Bir başka çalışmada yükleme hızının beton basınç dayanımına ve elastisite modülüne etkisi incelenmiş. Bu çok daha önceki videolarda da bazı derslerde söylemişimdir. Temel bir şeydir. Bir malzemeyi diyelim bir silindiri hızla yüklersen, preste hızla yüklersen bu silindir hızla reaksiyon vererek çok daha yüksek dayanımlıymış gibi sana bir sonuç verecektir. Yani dayanımı yüksek olacaktır. Ama yavaş yavaş yüklersen, malzemeyi yavaş yavaş yorarsan daha düşük dayanımlarda kırılacaktır. Halbuki malzeme aynı. Numune aynı. Neden? Bu yükleme şartından kaynaklı bir şey. O yüzden diyoruz ki deneylerde özellikle bütün yükleme şartları, yükleme hızlarının bütün numunelerde eşit olması lazım ki sonuçlar farklılık göstermesin. Beton numuneye uygulanan yük artış hızı azaldıkça, yani yavaş yavaş yükledikçe numune daha düşük yükte dediğimiz gibi kırılıyor. Yüksek yükleme hızlarında ise daha büyük yükte kırılıyor. Ters orantılı olarak yükleme hızı azaldıkça dayanımının düşmesine bağlı olarak da sünekliliği önemli ölçüde artıyor. Yani yavaş yavaş yüklersen daha çok deplasman yapıyor ve enerji yutma kapasitesi artıyor. Hızlı yüklersen daha daha büyük bir pik yüke gidiyor ama hızla o şeyde gerilme şekil değiştirme grafiğinde dik bir şekilde çıkıyor. Dolayısıyla yuttuğu enerji süneklilik daha azmış gibi gözüküyor. Halbuki numune aynı. Bir başka çalışmada elastisite modülü ultra ses hızı ve suçment oranı arasında bir korelasyon olduğu belirlenmiş ki bununla ilgili başka çalışmalar da var ve çok da mantıklı. Ultra ses hızı biliyorsunuz betonun iç yapısını bize yapısı hakkında bilgi veriyor. Suçment oranı da yine betonun iç jellerinde, çimento jellerinin oluşumunda çok önemli olduğu için bu da iç yapıyla ilgili. Elastisite modülü de zaten aslında iç yapıyla ilgili. Dolayısıyla mutlaka bunlarla elastisite modülü arasında da ilişkiler var. Biz o zaman elastisite modülü formülleri geliştirirken veya kullanırken sadece basınç dayanımından elastisite modülüne dönüştüren değil, aynı zamanda en azından ultra ses hızını ve beton iç yapısını, suçmento oranı gibi dikkate alan aynı zamanda formülasyonları da kullanmamızda fayda olabilir. Evet, burada şimdi yine tezin ileri aşamaları çeşitli örnekler var. Bunu arkadaşımız da size okuyacak.
çeşitli cihazlar, simit çekici, karot alma yöntemleri gibi. Şu da şu kısmı okuyayım. Ben size biraz daha önem vereyim, veriyorum buraya. Karot numune alımı tahribatlı bir yöntem. Evet, olduğundan taşıyıcı sisteme en az zarar verecek yer. Pardon arkadaşlar. Ve numune çapı belirlenmelidir. Tabii ki yükün zorlanmanın az olduğu noktadan, gerilmenin az olduğu noktadan elden geldiği kadar küçük bir numune almak en iyisidir. Yapıya en az zararı buymuş. Taşıyıcı sistemde perde beton, kolon, döşeme ve en son kiriş öncelik sıralamasında numune almak uygundur. Numunenin yapının taşıyıcı sisteminde bulunan düşey taşıyıcı elemanların orta noktalarına yakın ve donatının bulunmadığı yerden alınması uygundur. Donatının olduğu yerden alırsan tabii ki ne olur? Donatıyı da kesersin, yapıya daha çok zarar verirsin. Kaldı ki numuneni de kullanamazsın. Numunenin ortasından donatı geçiyor. Buradan kestin, o numune çıktın da iki parça halinde geçecek. Çıkacak, bir işe yaramayacak. Numunenin yapının taşıyıcı sisteminde bulunan düşey taşıyıcı elemanların orta noktalarına yakın ve donatının bulunmadığı yerden alınması uygundur. Yani taşıyıcı elemanların moment sıfır noktasından, yani momentin en az olduğu noktada, döşeme üstünden, zemin kat için aç bölü 3 yüksekliğinden, genelde sıfır noktada bunlar çünkü. Tabii ki o yapının statiğine göre değişir. Normal kat için aç bölü 2 ama kabaca, yani kat yüksekliğinin yarısı değerlerine yakın noktalardan, bu yerlerden numune alınmalıdır. Taşıyıcı eleman düğüm noktalarına yakın yerlerden numune alınmamalıdır. Düğüm noktalarına, yani kolonla kirişin birleştiği yerler mesela. En kritik yerler, zaten bunlar köşe yapan yerler olduğu için depremde de en çok zorlanan yerler. Zaten etçeleri sıklaştırma sebebimiz de o. Tutup da sen oradan bir de karot alırsan kritik yerleri zayıflatmış olursun. Taşıyıcı elemanın düğüm noktalarına yakın yerlerden numune alınmamalıdır. Zorunlu kalmadıkça kiriş ve döşemelerden karot numunesi alınmamalıdır. Aslında kiriş ve döşemelerden alınan karotlar yapıyı en az zarara uğratır. Bu bir gerçek çünkü yapıyı ayakta tutan kolon ve perdelerdir. Fakat ve kiriş ve döşemelerden aldığımız karotların her şeyden önce döşeme karotunun en fazla 12 santim falandır, yani 15 santim diyelim yüksekliği. Sonuç çok iyi bir sonuç yansıtmaz. Boşuna gibi almış gibi olursun. Veya kirişlerden aldığınız derinliğine göre kiriş diyelim 30 santim genişliğindeyse olabilir. Ama bu sefer de şöyle düşünmek lazım. Yapının asıl taşıyıcısı düşey elemanlar olduğu için sen düşey elemanın değil de yatay elemanın dayanımını ölçmüş oluyorsun. Yani yapıya daha az zarar verdin ama gerçeği daha şey buldun. Gerçekten daha çok saptın anlamında. O yüzden bunu diyor. Karot alımında doğru alanın tercihi şurada gösteriliyor. Diyor ki karot örnekleri elemanın taşıma gücünün etkilenmeyecek bölgelerinden almalıdır. Mesela kirişten alacaksak bile kirişin momentlerinin, değil mi? Şurada çerçevede şöyle bir moment var kirişte ama bir sıfırlandığı bir yer var. Yaklaşık L bölü 4 mesafesindeki etçeleri de buradan itibaren. Çünkü burada kesme kuvveti de yükseliyor, zıplıyor. Şurada bir kesme var. Etçeleri de buradan itibaren sıklaştırıyoruz falan. Tutup da ortadan alırsak zaten momentin en büyük olduğu yer, eğilmenin en çok olduğu yer. Bir de orada delik açtım daha çok çatlayacak, yarılacak, patlayacak. O yüzden momentin sıfır olduğu noktadan kirişlerde, yani L bölü 4 mesafesinden almak. Kolonlarda da L bölü 2 orta mesafelerden almak. Momentin sıfır olduğu yerlerden almak iyidir. Diyor ki düşey taşıyıcı elemanlarda karot alma yüksekliği dayanımı etkiler. Minimum dayanım, ortalama dayanım, maksimum dayanım çıkar bir de buralarda. Yani ortalama kolonu en iyi temsil eden yer de orta yerleridir zaten. Dip ve altlarda beton segregasyonu da ister istemez biraz oluşacağı için betonu çok iyi temsil etmez. Bu bir, ama bence daha önemlisi, burada bunu demiş ama daha önemlisi momentin sıfır olduğu ve elemanın daha az zorlandığı noktalar olduğu için buralardan almak gerekir. Donatının kesilmemesine dikkat edilmesi lazım. O yüzden de ne yapılır? Profometrelerle betonun içindeki donatıyı ölçen, gösteren cihazlardır. Donatı yerleri çizilir veya beton kabuğu sıyrılarak donatların nerede olduğu görülür. Ona göre donatların arasında, etçelerin arasında ve boyuna donatların arasındaki yerden karot alınır. Donatı hacmi %5'ten fazla ise bu numuneye, değerlendirmeye katılmamalıdır. Yani fazla donatılı numunelerden de almamak lazım.
elemanlardan. Kanıt numarası alırken dikkat edilmesi gereken hususlar. Sitrengeç geç az önce bahsetmiştik. Onunla ilgili kısa bilgi verelim. 38'de bulunmuş. Yaygın şekil değiştirme ölçme aleti. Temel mantığı şu, metalik folyo desenini destekleyen yalıtkan esnek bir destek malzemeden oluşuyor. Gösterge nesneye siyonakrilat gibi uygun bir yapıştırıcı ile tutturuluyor. Nesne deforme olduğunda göstergesi oraya pulu yapıştırıldı. Deforme olduğunda folyo da deforme oluyor ve elektrik direncinin değişmesine neden oluyor. Elektrik direncindeki değişimi deplasman olarak bize, gerilim olarak bize yansıtıyor bu alet. Bu aletin genel görünümü bu. Tabii biz şeyinde yerinde, bu tabii şey ölçüm yapıyor burada. Yerinde ne yapıyoruz? Küçük pulları elemana yapıştırıyoruz ve puldan giden kablo da bizim bilgisayara bağlanmış oluyor. Bu ölçümleri bilgisayara veriyor. Karot numunelerinde sprengeç bağlanması mesela bu örnek göstermiş. Data logger'da yükleri ölçüyor. Yani yükü bileceğiz ki gerilmeyi bilelim. Data logger'lar kendileriyle birlikte gelen yazılım sayesinde kişisel bilgisayar üzerinden komut verme ve bilgileri alma işlemleri kolaylıkla gerçekleşebilir. Bu yazılım ayrıca kaydedilen verileri analiz ederek karşılaştırmalı olarak sunar. Data logger yükleri sadece ölçüyor. Ve tablo grafik gibi yöntemlerle daha iyi anlayış sağlamaya olanak sağlar. Örneğin data logger'la pres yapıyorum. Presin altında data logger var. Yaptığım yükü o data logger ölçerek bilgisayara yolluyor. Sitrengeç de deplasmanı ölçerek bilgisayara yolluyor. O zaman elimde ne var? Yük var, deplasman var. Bunları gerilme, birim uzamaya çevirebilirim ve elastisi modülünü de bulabilirim. Başka sürekliliği bulabilirim. Bütün grafik elimde, her şeyi yapabilirim. Bu da data logger'ın bir görünümü. Data logger'ın aldığı şeyi, bu çıktı kısmı. Yani data logger'ın kendisi de diyelim şeyin pompanın pompa ucunun, kriko ucunun üstünde. Oradan basıncı ölçüyor. Çelik bir muhafaza içinde ve bu alete yolluyor. Bu alete yolluyor. Oradan da bilgisayara gitmiş oluyor yani. Burada başka bahsetmem gereken, arkadaşımızın daha fazla üzerinde durmayacağı yerleri ben işaretledim. Onlara bir başka ne var bakalım arkadaşlar. Tabii tezin, tüm tezlerde olduğu gibi detaylı incelenmesi lazım. Ama daha önceki bir dersimizde beton dayanımı ve elastisi modülü arasında ilişkiyi göstermiştik. Hatta demiştik ki beton dayanımını arttıkça şeyler oranda azalıyor. 16 iken mesela 27 bin ke bin diyelim 30 iken yaklaşık 32 bin ama 40 iken 34 bin. Bak 45 iken 36 bin, 50 iken 37 bin. Yani bu oran daha da azalmış oluyor. Onun da bir tekrar göstergesine. Çünkü diğer önceki dersimizdeki tabloda 45 ve 50 yoktu herhalde. Onu da burada göstermiş olalım. Bu tabi elastisite modülü yine kaba elastisite modülü. Her betonun gerçek elastisite modülünü deneysel olarak ölçmek lazım. Bu yapılan çalışmanın parseli ve bulunduğu yer ve planı gösterilmiş ve yapının kendisi A ve B bloğundan oluşuyor gösterilmiş. Bir de onların güçlendirme çalışmalarında veya mevcut yapıyı tespitte en önemli şeylerden birisi de temeli tespit etmek. Temel çünkü eski yapılarda bilemeyiz. Papuç temel olabilir, münferit temel olabilir, arada bağ kiriş olabilir veya sürekli temel olabilir veya radyo olabilir. Bunun için en iyisi yapının dıştan ve gerekiyorsa bodrum katının tabanından içten de bazı yerlerden açılarak sisteminin temelin nasıl olduğunu anlamak. Örneğin burada ne yapmış? Mevcut yapı temel sistemin tespiti amacıyla iki noktada katında temel kazısı yapılmış. Temel sisteminin şekilde görüldüğü gibi mütemadi oldu. Şunu görünce mütemadi olduğu anlaşılmış. Bunun bir de radyo olup olmadığını anlamak için içeriden de aslında bodrum katından bazı çukurların kazılmasında fayda var. Burada ortalama basınç dayanımları alınan numuneler karat numunelerinden, bu mevcut yapıda karat numuneleri alınmış. Bunların bodrum kattan falan alınmış mesela 3 tane, zemin kattan ve birinci kattan 3'er tane alınmış. Bunların ortalama basınç dayanımı ve standart sapmasını vermiş. Ve gerçek basınç dayanımı olarak standart sapma biliyorsunuz her numunenin gerçekten uzaklaşması, sapması, ortalamadan sapması. Ve o zaman burada kritik olarak alacağımız basınç dayanımı bizim şu ortalama basınç dayanımı değil,
Standart sapmanın ortalama basınç değerinden çıkartılmış hali 15,81 almak daha emniyetli bir sonuca bizi götürecektir hesaplarda bunu kullanmak. Yani ortalamayı aldım 19 çıktı 19 alayım hesaplarda değil bir de standart sapması yani o her numunenin ortalamadan ne kadar fark yaptığı ortalama olarak o sapmaların ortalaması en azından onu da işin içine katarak ve emniyetsiz olarak düşünerek çıkararak 15,81 almamızda fayda var. Bunu da yine bir bilgi olarak sizinle paylaşmak istedim. Önemli bir bilgi. Bakın ikinci kez karot alınmış. Niye? Birinci karotlarda basınç değerini yapmış. Elastik modülünü falan ölçmemiş. Bu yapıya daha çok zarar vermiş. İkinci karotları almış. Bu sefer elastik modülünü sprengeçlerle de ölçmüş. Aslında hepsini tek bir numarada yapabilirdi ama bu şekilde yapmış. Yapıya daha büyük zarar vermiş. Binanın daha fazla örselenmemesi amaçlanmış fazla şey almayarak diyor ama tam tersi fazla örseledin. Yani sen ikinci kere de bir karot serisi aldın. Burada şeyi demek istiyor. Yani üçer tane aldım da altışar tane almadım. Böylece örselemedim falan diyor ama hayır sen her deldiğinde buraya fazlasıyla zarar verdin. Numune çaplarını nasıl almış? 70 milimetre. Şimdi yani karotun çapı 7 santim. 7 santimlik bir daire şeklinde. Bu yaklaşık bize olabilecek en küçük karot çapıdır. Çünkü agrega genelde diyelim 1,5 santimlik bir agrega, 2 santimlik bir agrega falan olsa bunun 3 katı kadar bir çapının olması bile daha doğru bir sonucu verir. Kabaca kabul edelim. Yani en iyisi onluk en azından bir çapının olması. Fakat tahmin edersiniz ki çap arttıkça binaya daha çok zarar veriyoruz. Beşlik çap alsam bu sefer de gerçeği çok az yansıtır. Çünkü numune zaten diyelim kullanılan 2,5'lük bir agrega varsa ona denk geldiyse daha kötü bir gerçekten uzak bir sonuç verir. Bu yüzden çapın mümkünse 7 santim olmasında fayda var tabii ya da 10 santim gerçeği daha iyi yakalamak için alınması gerekir. Burada 7 santim ve 140 boyunda almış. Standart silindirleri de biliyorsunuz 15'e 30 olduğu için şeyin çapın 2 katı kadar boyununda olmasında bu numunelerde de fayda var. Burada da sprenge için bağlanmış halı. Bakın bu kablolarla işte şeye bilgisayara ölçüleri yollayacak. Şurada düzenek sistemi, şu bizim silindiri koyduğumuz yer, pompayla bastığımız yer, data logger'dan aldığımız değerler şuradan bulunuyor. Sprengeçten aldığımız değerler yine bilgisayara aktarılıyor gibi. Burada verileri göstermiş. Elastisi modülünü bu sefer bu deneysel verilerle hesaplamış. Nasıl hesaplamış? Gerilme birim şekil değiştirme diyagramını çizmiş. Nasıl? Çünkü data logger'la yükleri aldım. Sprengeçte gerilmeleri aldım. Bunları gerilme ve birim şekil değiştirmeye uyarladım. Bilgisayar içinde hatta bu uyarlanıp grafiğini bana verdi. Bu grafikte şimdi elastisi modülü normalde biliyorsunuz şu teğetin değil mi? Açısının tanjantı. Ama burada sekant elastisi modülü deneysel şeylerde kullanılır. Yani şu bombelenme çok fazla da değil ve tepe noktasıyla şunun arasındaki çizgiyi birleştirip bunun açısının tanjantını alırız. Ve elastisi modülü olarak onu kabul ederiz. Burada onu gösteriyor. Elastisi modülünün bu tarafında tabii ki elastik bölge, bu tarafında artık tepeye ulaştığı daha sonra plastik bölge olduğunu düşünerek şu noktadan itibaren ki doğrunun eğimini alırız sekant modülü yönteminde. Elde edilen yeni yassı modülünün ortalaması 176 şeye çevirsek, megapaskala çevirsek 17,6 bin diyelim. 17,6 bin megapaskala çevirdim. Burada kilogram kuvvet bölü santimetre kare çünkü. Şurada bir yerde de şey yazıyordu. Basınç şeyinden TS'den bulduğu elastisi modülü yazıyordu. O yukarılarda bir yerdeydi ama ha, şurada da bakın 26,9 bin. 26,9 bin elastisi modülü neyle? Basınç dayanımından formülasyonla buldum. Bakın 26,9 bin nerede? 17,6 mıydı? 17,6 bin nerede? Değil mi? Aralarında önemli fark var. %30 fark varmış zaten. Burada onu da göstermiş olmuş. 17,67 diyebiliriz. Hatta yuvarlatırsak şunu. İşte modellemiş yapıyı. Her ne kadar sistemde bilgisayar programında iyi modellesen, şey yapsan bile yassı modülü yanlış aldığın zaman her şey değişiyor. Burada bazı şunları sonuçları söylemiş, bazı sonuçları diyor ki
verilerle yapılan hesaplamalarda binanın toplam deprem momentinin XX yönünde %10, YY yönünde %9 civarında ilk hesaplamadan, yani teorik elastisite modülünden daha fazla momente maruz kaldığını, kabaca %10 diyelim. %10 daha fazla moment oluşuyor aslında, sen daha az moment varmış gibi modellemiş oldun. Binanın en niye momenti? Çünkü yassı modülü düştükçe momenti de büyüyecek. Binada en yüksek ötelenmenin meydana geldiği 3. katta XX yönünde %25, YY yönünde %33 civarında ilk hesaplamalardan daha fazla kat ötelenmesi var. Elastisite modülü düştükçe ötelenme fazla olacak. Gerçekte ötelenme fazlayken sen elastisite modülünü düşük gibi aldın, daha az bir modelde öteleme oluştu. Binanın toplam taban kesme kuvveti XX yönünde, bu da çok önemli, yani deprem etkisinin oluşturduğu toplam kümülatif kesme etkisi. %10, YY yönünde %9 civarında ilk hesaplamadan daha fazla aslında oluşuyormuş kesmesi. Binanın deprem performans analizinde önemli bir veri olan bina yatay yük kapasite oranı da %8 civarında eksikmiş gerçekte. Deneysel verilere göre biz daha fazlaymış gibi modellemiş olduk, eğer TS500'ün elastisite modülünün formülünü kullanırsak. Diyor ki, DNS olarak elde edilen elastisite modülü yürürlükte olan TS500 2000 sürümünde, bu standart, bu aslında yanlış yazmış, standardı esaslarına göre yapılan hesaplamalardan yaklaşık %30 daha düşük sonuç vermiştir. En yakın sonucu acı Amerikan yönetmeliğinde bulunan formülle elde edilen değer vermiş. Bu değerinde yaklaşık olarak %10 daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmış. TS500 2000 yönetmeliği esaslarına göre yapılan ilk hesaplamalarda göçme bölgesi kiriş hasar oranı %5. TS500'e göre baktığımızda kirişlerde %5 şimdi hasar var. Plastikleşen kolonlarında %85'inde plastikleşen kolonlar var. Bu hesaplanmışken deneysel parametrik elastisite modülü kullandığında yapılan hesaplamalarda göçme bölgesinde hasar kiriş oranı %10, plastikleşen kolonlar %100'e yakın. Dikkat edin. Bu da büyük bir fark oluşturuyor aslında. Dikkat ederseniz şurada kolonların plastikleşmesi daha kritik ve daha çok yaygın olabiliyor. Kirişlerin hasar görmesi ise daha az oluyor. Neden? Çünkü depreme karşı kolonlar perdeler karşı koyuyor. Kirişler, döşemeler depremle birlikte hareket ediyor. Depremle birlikte hareket edince daha az zarar gösteriyor. O yüzden her zaman dediğimiz gibi depremde göçen kiriş, döşeme çok azdır. Bina göçerse kolondan, elbette perdeden göçüyor. Burada bazı sonuç ve öneriler var ve kaynaklar var. Bunları arkadaşımız da size sunacak. Bazı fotoğraflarla, laboratuvar çalışmasından ve sahadan bazı fotoğraflar da koyulmuş. Şurada işte profometre cihazıyla donatıların yerlerini tespit eden bir cihaz. Onu görmüş olalım. Karot alma işlemi. Karotun tabii bildiğimiz üzere dik olması gerekir karot makinesinin ve sabitlenmesi gerekir. Şu delinmiş hali yaklaşık kolonun ortasından almış, dikkat ederseniz. Tabii profometre cihazıyla önce donatların yerini tespit ediyor. Çiziyor onları, işaretliyor. Onların arasından alıyor karotu. Karot alırken de su sürekli fışkırtılır makineden. O yüzden şu izler. Niye? Çünkü orayı kuru kuru delemez yani, o amaçla. Şurada işte bağlantı cihazlar falan gözüküyor. Şu kumpasla da dijital kumpas çapını falan ölçüyor. Karotun çapı işte 7 santim civarında. 7 santimlik karot alınmış. Boyu işte yine kumpasla, dijital kumpasla ölçmüş. 14 santim civarında, az önce okuduğumuz gibi onları göstermiş. Ve her bir şeye, numuneye strengeçleri bağlamış. Şu bağlanmış hali, bunların fotoğrafları da vardı. Sonra yerine yerleştirmiş. Strengeçlerle bilgisayara gidip data logger kısmına gidiyor. Hatta data logger'la birlikte bilgisayara bu verileri aktarıyor. Şurada yaptığı hesaplamalar, modellemelerin sonuçlarını StatForket'le yapmış çözümlerini. Onların sonuçlarını koymuş ek olarak. Zaten yukarıda bunları yorumlamış. O yüzden bunlara detaylı bakmamıza gerek yok. Evet arkadaşlar, şimdi arkadaşımızın bu tezi okuma kısmıyla daha detaylı incelemesini dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar.
Deneysel parametrik verilerle betonarme yapılarının deprem performansının araştırılması tezini inceliyoruz. Şükrü Çimen tarafından Düzce'de 2017 yılında yazılmış. Kısımlara geçiyorum. Özeti. Bu tez çalışmasında 1998 afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik esaslarına göre 2002 yılında inşaat tamamlanan mevcut bir binanın performans analizi ilk olarak 6 Mart 2007'de resmi gazetede yayınlanan deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik esaslarına göre yapılmıştır. Binadaki tespitler yönetmelikte orta bilgi düzeyi için öngörülen esaslara göre yapılmış olup analizler ise depremde bina performansının doğrusal elastik hesap yöntemleriyle belirlenmesi maddesine göre yapılmıştır. Burada mevcut binanın hangi yönetmeliklere ve esaslara göre yapılmış olduğu vurgulanmış. Ülkemizde meydana gelen depremler, büyüklükleri ve sebep oldukları hasarlar dikkate alınacak olursa ülkemiz yeryüzündeki depremlerin %17'sinin gerçekleştiği dünyadaki en büyük ve yıkıcı hasarlara neden olan Alpimelere deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Deprem kuşağı üzerinde çok kısa denebilecek zaman aralıkları içerisinde meydana gelen büyük depremler ciddi boyutlarda can ve mal kaybına sebep olabilmektedir. Buna örnek olarak yakın zamandaki 6 Şubat depremi örnek olarak verilebilir. Binlerce insanımız öldü ve çok sayıda binada yerle bir oldu maalesef. Türkiye'de 17 milyon civarında yapı stoğu bulunmakta. Yapı stoğun %67'sini ruhsatsız ve kaçak, %60'ını 20 yaş üzeri konutlardan oluştuğu ve %40'ın depreme karşı güçlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu verilere göre Türkiye gibi deprem tehlikesi altında olan bir ülkede oluşabilecek kayıpların en aza indirilmesi ülkenin öncelik meselelerinden biri olmalıdır. Bu çok önemli bir gerçek çünkü yeni olacak depremler için bu binaların bir an önce tespit edilip gerekli önlemlerin alınması gerekiyor kesinlikle. Deprem esnasında can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi mümkündür. Geçmişten günümüze kadar yaşanan büyük depremler sonrasında yapıların güvenli bir şekilde inşa edilebilmesi için çeşitli afet yönetmelikleri yürürlüğe konulmuştur. Teknolojinin gelişmesi ve tasarım kurallarının değişmesiyle depremlerden dolayı meydana gelen can ve mal kayıplarına mani olmak için bu yönetmelikler zamanla yenilenerek değiştirilmiştir. Yakın tarihimizde yürürlüğe giren yönetmelikler sırasıyla aşağıdaki şekildedir. 1940, 44, 49, 53, 62, 68, 75, 98, 2007, 2013 ve son olarak 2016 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği. Bu yönetmelikler yürürlüğe alındığı dönemlerde o günün teknolojisine göre iyi yönetmelikler olsa da bilimin ve teknolojinin ilerlemesi, ayrıca meydana gelen afetler sonrası yapıların aldığı hasarlar da göz önüne alınarak geliştirilerek günümüze ulaşmıştır. Bu çalışmada da inşa edilen mevcut bir binanın şu anda geçerli olan güncel yönetmeliklere göre tahlili yapıldığında uygun olup olmadığı üzerinde durulmuştur. Biraz deprem ne demek onu inceleyelim. Depremsellik. Deprem, yerküre içerisinde bulunan ve kırık fay olarak tanımlanan yüzey bozukluklarında depolanan enerjinin aniden boşalması sonucunda oluşan sismik dalgalanmalar ve dalgaların yeryüzünün sarsması olayıdır. Bir deprem meydana geldiğinde bu depremi tanımlamak için deprem parametreleri denilen kavramlardan yararlanılmaktadır. Birinci parametremiz odak noktası, hipocenter. Yerküre içerisinde deprem enerjisinin meydana geldiği noktaya odak noktası denir. Bu nokta aynı zamanda iç merkez olarak da adlandırılır. Dış merkez, epicenter, depremin iç merkezine en yakın olan yeryüzündeki noktasıdır. Bu nokta deprem etkilerinin en yüksek şiddette meydana geldiği bölgedir. Burada da görünmekte odak noktası, dış merkez. Bunlar da faylar. Üçüncü parametremiz odak derinliği. Odak derinliği deprem enerjisinin oluştuğu iç merkezin yerküre olan en kısa mesafesi olarak tanımlanır. Bu derinlik özellikle tektonik nedenlerle meydana gelen depremlerin sınıflandırılmasında kullanılır. Ülkemizde meydana gelen depremler genelde sığ depremler olarak görülmekte olup bu sınıflandırma çizelge bir nokta ile belirtilmiştir. Deprem sınıfları verilmiş. Sığ depremler, orta sığlıklı depremler ve derin depremler olmak üzere. Odak derinliği sığ depremlerde 0,60 kilometre, orta sığlıklı depremlerde 60-300 kilometre arasında, derin depremlerde 300 kilometre ve daha büyük şeklinde. Ülkemizde meydana gelen depremler genellikle sığ depremler olarak verilmiş ve 0,60 kilometre arasında olduğu da görülmekte şu an. Dördüncü parametre eşiddet izozel eğrileri. Eşiddet eğrileri meydana gelen deprem etkilerinin aynı hissedildiği noktalar arasındaki bağlantıyı haritalandırmak için kullanılan tanımdır. Bu haritalarda deprem etkilerine maruz kalan olanların sınıflandırılması ve bu alanlarda oluşabilecek hasarın hangi yönde ve ne boyutta oluşabileceği hakkında genel bir görüş ortaya koyar.
Son beşinci parametremiz magnitüt. Magnitüt tanımı deprem anında ortaya çıkan enerjinin ailesel olarak ölçülmesi olarak tanımlanabilir. Bu tanımlama Profesör Ritter tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde 1930 yıllarında deprem kuvvetlerinin alet yardımıyla kayıt altına alınabilmesiyle günümüze kadar ulaşmıştır. Bu ölçümlerde elde edilen verilere göre yapılan sınıflandırma çizelge 1.2'de görüldüğü gibidir. Deprem sınıfları çok büyük, oldukça büyük, büyük, orta, küçük, çok küçük, mikro olarak sınıflandırılmış. Burada çok büyük 8 ve daha üzeri, oldukça büyük 7 ve 8 arası ki son depremde oldukça büyük olduğu buradan zaten görülüyor. Büyük 6-7 arası ve orta küçük diye gidiyor. Mikro depremlerde 3 ve 3, 3'ün altındaki depremler. Ülkemizde mikro ve çok küçük depremler sürekli olmakta. Altıncı parametre şiddet. Deprem şiddeti deprem meydana geldiği yer yüzü üzerinde hissedilen bir alandaki ölçüsü olarak tanımlanabilir. Deprem şiddetiyle depremin meydana geldiği nokta arasında tam bir bağlantı olmayıp deprem ile ilgili yukarıda verilen parametre daha doğru veriler elde etmemizi sağlar. Türkiye'nin depremselliğini konuşalım. Deprem bölgeleri haritasına göre Türkiye yüz ölçümünün %92'sinin deprem bölgesinde bulunduğu, bu deprem bölgesindeki nüfusun ülke nüfusunun %95'ini meydana getirdiği, aynı zamanda barajlarımızın %93'ünü ve büyük sanayi merkezlerinin %98'ini deprem bölgesinin içerisinde kaldığı görülmektedir. Bunlardan yola çıkarak Türkiye'nin en önemli sorununun deprem olduğunu görebiliyoruz. Önlem almak için geç kalırsak olabilecek depremler sonucunda ülkemiz ağır yaralar alabilir. Burada Türkiye deprem bölgeleri haritası verilmekte. Kırmızı olan yerler deniz derece deprem bölgeleri, ikinci derece olanlar pembeyle gösterilmekte, üçüncü derece sarı ve diğerleri. Ülkemiz çok fazla deniz dereceden deprem bölgesine sahip. O yüzden özellikle oralardaki yapıların daha dikkatli ve daha sağlam olması gerekiyor. Son depremler sonrası hasar durumu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Hastanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin tarihsel büyük depremler verilerine bakıldığında can kaybı ve hasarlı bina durumu en fazla 17 Ağustos 1999 Kocaeli ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinde oluşmuştur. Enerji merkezleri yönünden hasarları inceleyecek olursak Adapazarı 380 Trafo Merkezi, Osmancı 380, Ereğli 380, Köseköy, Yalova, Yarımcı 1 Trafo Merkezi, Sultanbaz ve 2 Telli Trafo Merkezi'nde muhtelif teknik arızalara yol açacak mahiyette hasar oluşmuştur. Bunun yanında idari bina vitesinde hasarlar vardır. Ulaştırma merkezleri yönünden bakalım. İzmit Doğu Kavşağı Akyazı bölümünü kapsayan yaklaşık 60 kilometrelik kesiminde otoyol gövdesinde çatlaklar, çökmeler, kabarmalar ve derin yarıklar oluşmuş. Otoyol üzerindeki sanat yapıları büyük hasar görmüştür. Ayrıca birçok yolların muhtelif kesimlerinde ve bazı köy yollarının üst yapısında köprü ve sanat yapılarında da bozulmalar meydana gelmiştir. Son depremde de hangi yol olduğunu şu an tam olarak bilmiyorum ama bir yolda büyük bir hasar oluşmuş ve yardımlar çok gecikmişti. Bu yönden çok önemli yollar. Turizm sektöründe Bolu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerindeki toplam 11 ilçede Turizm Bakanlığı'ndan işletme belgeli toplam 13 tesis %10 ile %100 arasında değişen oranlarda hasar görmüştür. Gene idare sektöründe de toplam 54 adet kamu binasının hafif, orta ve ağır derecelerde hasar meydana gelmiştir. Güvenlik hizmetleri sektöründe de Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün deprem bölgesinde yer alan hizmet binaları ve lojmanların bir kısmında orta ve önemli derecede hasarla meydana gelmiştir. Eğitim yönünden bakacak olursak ilkokullar, ortaokullar, liseler, üniversitelerde belli başlı hasarlar meydana gelmiş. Sağlık. Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık ocaklarının 32 tanesinde ağır ve orta hasar tespit edilmiştir. 1999 İzmit depreminde 112.724 yıkık ve ağır hasarlı olmak üzere toplam 376.479 konutu iş yerine hasar saptanmış ve resmi makamlara göre 17.480 yurttaşımız yaşamlarını kaybetmiştir. Burada çizelge 1.4'te depremin makroekonomik maliyetleri belirlenmiş. Üç farklı maliyet raporu. Birincisi Türkiye Sanayici İş Adamları Derneği. Bir diğeri DPT, bir diğeri ve Dünya Bankası DB. Doğrudan maliyetler 10 milyar dolar. 6,6
6,6 10,6 milyar dolar arası ve Dünya Bankası 3,1 ile 6,5 milyar dolar arasında olduğunu söylemiş. Bu da çeşitli sınıflandırmalar var. Yani şekilde farklı farklı. Yani depremin çok fazla maliyeti olduğunu söyleyebiliriz. Bina performans analizinde kullanılacak metotlar. Birincisi sondaj. Sondajların çok geniş ve farklı kullanım alanları olmakla beraber genel olarak delici bir uç ile zeminden belirli çap ve derinlikte dönen borular ile veya darbelitel, halat ve delici uç ile kuyular açılmasını sondaj denir. Temel sondajların yapılış amaçları her türden yapıların yapılacağı zemin ile ilgili zemin araştırmasının yapılması ve zemin emniyet gelinmesinin belirlenmesidir. Bu amaçla zemin tabakalarının özelliklerini, su içeriklerini, su kaçırma derecelerini ve buna benzer gerekli tüm veriler elde edilerek yorumlanabilir. Sondajın amacı zemin durumunu öğrenmek için yani bu zemin durumunu öğrenmek için sondajın yapılması gerekiyor. O yüzden sondajın önemi büyük. Zemin sondajlarında aşağıda bulunan inceleme araştırmalar yapılır. Birinci standart penetrasyon deneyleri. Ölçülenmiş ve ölçülenmemiş numuneler alınır. Vein dilatometre veya presyometre deneyleri yapılır. Zemin yapısına göre geçirimlik deneyleri yapılır. Taban kalitelerini tespit edilir. Temel kazı sınırları ve durum belirlenerek zemin sınıflandırılır. Sondaj kuyuları arasındaki korelasyonu sağlamak amacıyla sismik yöntem kullanılır. Çeşitli deneyler yapılıyor görüldüğü gibi. Burada da sondaj çalışmasının bir görüntüsü verilmiş. İkincisi temel muayene çukuru. Temel muayene çukuru günümüz standartlarında yer almadığı için mevcutta kullanılan farklı ülkelerin standartları kullanılmaktadır. Temel muayene çukurları zeminin doğal durumunu görmek, bina temelinin mevcut durumunu analiz etmek için açılır. Şu şekilde görünmekte. Burada da ölçüm yapılıyor. Üçüncüsü donatı sıyırma. Bu yöntem ile binanın düşey ve taşıyıcı sisteminde bulunan elemanlarda kolon, kiriş, perde, taşıyıcı sistem pas bir örtü sıyrılarak donatıya ulaşması amaçlanır. Pas bir örtü sıyrılır, donatıların çapı, korozyon durumları, donatı bağlama yöntemi, donat aralıkları ölçülür. Burada da görüldüğü gibi donatıların ölçümü yapılıyor. Bu donatı sıyırmanın amacı donatının çeşitli özelliklerini öğrenmek. Bunu gözümüzle inceliyoruz. Yani o an orada inceleyip sonuçlara ulaşıyoruz. Çeşitli ölçümler yapıyoruz. Dördüncüsü donatı tespit cihazları. Bu daha net bir yöntem. Donatı tespit cihazları betonarme taşıyıcı elemanlar içerisinde donatı çubuklarının tespiti için kullanılan pratik ve kullanımı basit bir cihazdır. Donatı tespit cihazının genel çalışma prensibi manyetik alan oluşturarak bu manyetik alanda bir her malzemenin birbirinden farklı olan manyetik alan değişimlerini tespit eder. Bu değişimler cihaz ekranında gösterilir. Cihaz doğrudan donatıların bulunduğu alandaki pas payını ve donut çaplarını tespit edebilir. Burada da görülüyor. Şöyle bir alet. Donatıların yerini, çaplarını, paspaylarını gibi özelliklerini bize söylüyor. Şimit çekiciyle beton dayanımının ölçülmesi tahribatsız ve pratik bir yöntem olduğu için kullanımı oldukça fazladır. İsviçreli mühendis Ernst Schmidt tarafından 1940'lı yıllarda geliştirilmiştir. Cihazın çalışma prensibi beton yüzey sertliği ve beton basınç dayanımı ilişkisini kullanır. Cihazın standart çelik ucu darbe vurduğu yüzeyi belirli bir basınç uygulayarak betonun bu basıncı hangi seviyede emdiğini tespit eder. Bu tespit çekicin geri sıçrama sayısını belirleme metoduyla çalışır. Burada Schmidt çekicinin parçaları görülmekte. Burada da uygulaması. Altıncı yöntem karot. Karot sertleşmiş beton dayanımının taşıyıcı sistemden alınan farklı çap ve boydaki numunelerin basınç dayanımına tutulması amaçlı yapılır. Karot yöntemi tahribatlı bir yöntem olduğundan öncelikli olarak taşıyıcı sistemin basınç dayanımını belirlemede ultrason cihazı veya Schmidt test çekiciyle yapılacak testlerden sonra uygulanması önerilir. Karot makinesi uç, tablo ve gövdeden meydana gelir. Şurada görülüyor ucu, tablası ve gövdesi. Bunlar da su ve elektrikle bağlanmış. Karot numunesi alınırken kolun içindeki yatay ve düşey donutlara zarar vermeyecek şekilde alınmalı. Donut tespit cihazları ile kolundaki donutlar tespit edilerek donuta olmayan bölgeden karot alınmalıdır. Kolonda momentin sıfır olduğu şuradaki noktalar sıfır olduğu noktanı almak daha sağlıklı olacaktır, daha güvenlidir.
Şurada momentum sıfır olduğu noktalar görünüyor. Strangler gerilim ölçer. 1938'de Edward Simmons ve Arthur Ruge tarafından icat edilen en yaygın şekilleştirme ölçme türüdür. Milimetrelik folyo deseni destekleyen yalıtkan esnek bir destek malzemesinden oluşur. Gösterge nesneye siyonu akrilat gibi uygun bir yapıştırıcıyla tutturulur. Nesne deforme olduğunda folyo deforme olur ve elektrik direncinin değişmesine neden olur. Genel değeri Watson köprüsü kullanılarak ölçülen bu direnç değişim ölçme faktörü olarak bilinen miktara göre gerilime bağlıdır. Karot numunelerine az önce gördüğümüz alınan karot numunelerine Strangler bağlanması görülmekte. Datalogger seçilmiş verileri belirli bir süre boyunca belirli aralıkla kaydeden cihazlardır. Sıcaklık, nem, basınç, su seviyesi, rüzgar hız ve yönü, güneşlenme değerleri, birçok fiziksel veri ve çevresel koşulları kaydeden cihazlardır. Bir proje gerçekleştirilecek ya da ürün bulundurulan alanların hangi fiziksel koşullarda bulunduğuna, ne gibi durumlara maruz kaldığını süreleriyle birlikte bilme ve buna göre değerlendirme ihtiyacına yönelik cihazlardır. Evet, burada da cihazı görüyoruz. DB'ye, BH'ye, 2007'ye göre mevcut betonarme yapılarının değerlendirilmesi. Deprem riskinin altında oluşabilecek hasarın sınırlandırılması amaçlanmıştır. Bu yönetmelikteki kriterlere uygun inşa edilecek binaların deprem performans tasarımının amacı hafif şiddetli depremlerde yapılarda taşıyıcı veya taşıyıcı olmayan sistemde hiç hasar oluşmaması, orta şiddetli depremlerde taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan elemanlarda oluşabilecek hasarın minimum düzeyde ve olabilir sınırlarda kalması, şiddetli depremlerde ise yapının can güvenlik düzeyini karşılaması amacı ile taşıyıcı sistem hasarlarının sınırlandırılması ilkesine gözetilmelidir. Yani şiddetli depremlerde de bina yıkılmayacak şekilde tasarlanır. Yani ağır hasar alabilir ama tam olarak yıkılmayacak şekilde tasarlanması gerekiyor binanın. Mevcut binalardan bilgi toplanması konusunda yapılması gereken işlemler aşağıda sıralanmıştır. Yapının taşıyıcı sisteminin belirlenmesi, yapısal geometri, temel taşıyıcı sistemi, zemin indislerinin belirlenmesi, önceden güçlendirme veya onarım yapılıp yapılmadığının belirlenmesi, taşıyıcı sistem elemanlarının boyutlarının tanımlanması, taşıyıcı sistem elemanlarının deneysel olarak dayanımlarının bulunması, yerinde elde edilen tüm verilerinin varsa mevcut projesine uygunluğunun kontrol edilmesi. Bu yönetmekte mevcut yapıların sınıflandırılmasına yapılan elde edilecek verilerin kapsamına göre sınırlı, orta kapsamlı ve kapsamlı olmak üzere çizelge 1.5'te belirtilen kastelere tanınarak bina bilgi düzeyi 3 sınıfa ayrılmıştır. Sınırlı, orta ve kapsamlı bilgi düzeyi olarak ayrılmış. Bilgi düzeyi kastları sınırda 0.70 ve ortada 0.90, kapsamında 1 olacak şekilde. Binalarda sınırlı bilgi düzeyi. Taşıyıcı sistem elemanları için betonarme projelerin veya uygulamaya esas projelerin olmadığı kabul edilir. Ve elemanlardaki donatıların adet, çap ve nervi olup olmadığı yapının inşa edildiği dönemdeki minimum donatı şartlarında olduğu kabul edilir. Tabii sınırlı olduğu için taşıyıcı sistem projeleri mevcut olmadığı için daha sıkıntılı bir durum. Bu bilgi düzeyi o yüzden hastane, okul, kamu hizmet binaları gibi yapılar için kullanılamaz tabii ki. Orta bilgi düzeyi, bina geometrisi için yapının mevcut betonarme projesinin olması halinde binada yapılacak kontrollerle projede mevcut yapı uygun olup olmadığı kontrol edilir. Taşıyıcı sistem elemanları için betonarme projelerin veya uygulamaya esas projelerin olmadığı durumda ise sınırlı bilgi düzeyindeki eleman detaylarında koşullarına göre değerlendirme yapılır. Kapsamlı bilgi düzeyi. Bina geometrisi için yapının betonarme projelerinin mevcutta bulunduğu durumdur. Binada yapılacak kontrollerle projelerin mevcut yapıya uygun olup olmadığı kontrol edilir. Projeler ve yerinde yapılan kontroller uyumsuzsa proje dikkate alınmayarak orta bilgi düzeyindeki eleman detaylarının koşullarına göre değerlendirme yapılır. Yapı elemanlarında hasar sınırları, hasar bölgeleri, deprem performans düzeyleri. Yönetmeliğe göre taşıyıcı sistem elemanları için kesit düzeyinde gösterecekleri sünekliğe göre 3 farklı sınır durum değerleri tanımlanmıştır. Bunlar minimum hasar sınırı, güvenlik sınırı ve göçme sınırıdır. Şekil 1.2'de görüldüğü üzere bu şekilde bahsediyorum. Minimum hasar değerleri sınırlaması mevcut kesitte elastik ötesi davranış göstermeye başlamasını, güvenlik sınırı mevcut kesitte güvenli olup dayanım sağlanabilecek elastik ötesi davranış limitini, göçme sınırı ise mevcut kesitte göçme öncesi performansını limit olarak
belirtilmektedir. Kritik kesitlerin hasarı MN'ye ulaşmamış. Elemanlar minimum hasar bölgesinde, MN ile GV aralığında bulunan elemanlar belirgin hasar bölgesinde, GV ve GÇ aralığında bulunan elemanlar ileri hasar bölgesinde ve GÇ aşan taşıyıcı sistem elemanları görüşme bölgesinde yer almaktadır. Ve iç kuvvet şekil değişimi bağlantısından görülüyor. Yapıların deprem yükleri etkisi altındaki performanslarını ve olası hasar durumlarını belirlemek için DBY-BHY 2007'de 4 farklı bina deprem performans düzeyi, hemen kullanım performans düzeyi, can güvenliği performans düzeyi, göçme öncesi performans düzeyi ve göçme durumu olarak tanımlanmıştır. Hemen kullanım performans düzeyi. Tüm katlar için ayrı ayrı uygulanan farklı deprem doğrultusunda oluşacak deprem etkileri sonucunda yapılan hesaplamalarda kişilerin maksimum %10'u belirgin hasar bölgesinde bulunabilir. Ancak geri kalan taşıyıcı sistem elemanlarının tamamı minimum hasar bölgesinde bulunmalıdır. %10'u geçtiği anda hemen kullanım performans düzeyinden çıkıyor. O yüzden %10 ve daha altı hemen kullanım, yani binayı kullanabilirsin. Güvenli olduğunu öğrendikten sonra kullanmaya başlayabilirsin demek. Can güvenliği performans düzeyi. Kişilerin maksimum %30'u belirgin hasar bölgesinde bulunabilir. Az önce hemen kullanımda %10'du bu. Şu an %30'a çıktı. İleri hasar bölgesinde bulunan kolonlar için kesme kuvveti tüm katlardaki kolon ve perdelerin taşıdığı kesme kuvvetin %20'sine az olması gerekmektedir. Diğer taşıyıcı yapı elemanlarının tamamı minimum hasar bölgesinde veya belirgin hasar bölgesinde bulunmalıdır. Göçme öncesi performans düzeyi. Kirişlerin maksimum %20'si göçme bölgesinde bulunabilir. Diğer taşıyıcı yapı elemanların tamamı minimum hasar bölgesinde ve belirgin hasar bölgesinde bulunmalıdır. Binanın mevcut hali kullanımı can güvenliği bakımından tehlike arz etmektedir. Yani binanın kullanılmaması gerekiyor. Göçme durumu. Yapı göçme öncesi performans düzeyini karşılayamıyorsa göçme durumundadır. Yapının mevcut hali kullanılması can güvenliği açısından tehlike arz etmektedir. Bu binada kesinlikle asla kullanılmaması gerekiyor. Hemen boşaltılması gerekiyor. Binalar için hedeflenen performans düzeyleri. Binaların deprem performansı belirlenirken dikkat edilecek diğer bir husus da deprem aşımı olasılığıdır. DBY-BHY 2007'ye göre binaların performans değerlendirilmesine kullanılmak üzere 3 farklı düzeyde deprem performans düzeyleri belirlenmiştir. Burada diyorum, depremin aşımı olasılığı %2, %10 ve %50'ye göre deprem sonrası kullanım gereken binalar, hastane, sağlık tesisleri, itfaiye binaları gibi binalarda %2'de can güvenliği performans düzeyinde bekleniyor. %10 aşılma olasılığında hemen kullanım performans düzeyi bekleniyor. İnsanların uzun süreli ve yoğun olarak kullandığı binalar, okullar, yatakhaneler, yurtlar gibi bunların %10 aşılma olasılığında hemen kullanım, %2'sinde de can güvenliği bakımından. Yani göçme öncesi, göçme durumu gibi olması kesinlikle kabul edilemez. İnsanların kısa süreli ve yoğun olarak bulunduğu binalar, sinema, tiyatro, konser salonları gibi. Bunlar aşılması %50 olan depremlerde hemen kullanım bekleniyor. %10'unda da can güvenliği performans düzeyi bekleniyor. Tehlikeli madde içeren binalarda da %10 aşım olsun hemen kullanım ve %2'de de can güvenliği. Göçme öncesi, özür diliyorum. Diğer binalarda %10 aşım olasılığı beklenen depremlerde de can güvenliği performans düzeyi bekleniyor. Materyal ve yöntem. Binanın mevcut durumu hakkında bilgi toplanması. Az önce çeşitli metotları inceledik. Şimdi bunların hangilerinin kullanıldığını ve toplanan bilgileri inceleyeceğiz bu aşamada. Binanın mevcut durumu hakkında bilgi toplanması. Çalışmanın bu kısmında binanın mevcut durumu hakkında bilgi toplanması için yapının bulunduğu parselde yapılan zemin çalışmaları ve bu çalışmalar ile elde edilen laboratuvar sonuçları değerlendirilmiştir. Bina zeminiyle ilgili bilgi toplanması. Zemin için sondaj kullandığını görmüştük az önce. Binanın bulunduğu parselde yapılan çalışmalarla zemin tabakalarının cinsleri ve indeks özellikleri, yeraltı su durumu, zemin oturması ve sıvılaşma ihtimali ve DBY-BHY 2007'de belirtilen zemin grubu ve yerel zemin sınıfı belirlemek ve zemin ve temel etki raporu hazırlamak üzere arazide 3 ayrı noktada sondaj yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda varılan sonuçlar aşağıda özetlenmiş ve çizelge 2.1'de görüldüğü üzere yeraltı seviyeleri tablo halinde düzenlenmiştir.
İnceleme alanı ve yakın çevresi 100 derece deprem bölgesinin içerisinde yer almaktadır. Bu incelediğimiz yapı ile ilgili. İnceleme alanı düz bir topografyaya sahip bulunmaktadır. İnceleme alanında su baskını, kaya düşmesi, heyelan gibi doğal afet tehlikesi bulunmamaktadır. Mevsimsel güzey suların temelleri olumsuz etki edeceğinden bu suların drenedilmesi gerekmektedir. Yani suyun tahliye edilmesi gerekiyor. Burada sondaj kuyularına göre yeraltı su seviyesi değerleri var. Birinci sondaj kuyusunda 27 Kasım 2013'te yeraltı su seviyesi 6 metre gözlenmiş. Bundan 2 gün sonra 6,5 metrede ve 1 gün sonra 6,20 metrede gözlenmiştir. Böyle ufak çaplı artış azalışlar tabii ki göz önünde olunması gerekiyor, bulundurulması gerekiyor. Zemin parametrenin belirlenmesi amacıyla bu yapının bulunduğu parselde yapılan 3 noktadaki sondaj sonuçları olarak yapı alanının içinde fay, kırık ve benzeri yapıların yanı sıra çöküntü gibi olaylara rastlanılmamıştır. Çeşitli zemin parametreleri belirlenmiş. Emniyet taşıma gücü 1 kilogram bölü santimetre kare. Zemin grubu D, zemin sınıfı Z4, yatak kat sayısı 1000-1500 kilometre metreküp arası gibi çeşitli parametreler zemin için belirlenmiş. Burada parselin uydu görüntüsü var şurada. Maliye Bakanlığı askeri kazinosu. Bunu inceliyoruz. Düzce Havzası'nın jeolojik haritası da verilmiş. Buradaki faylar görünüyor. Düzce fayı, çilimli fayı. Sırada yapısı ile ilgili bilgi toplama kısmı var. Düzce askeri gazino müdür ve hizmet binası iki kısmı oluşmaktadır. A blok yarım bodrum kat, zemin kat ve bir normal kat olmak üzere üç kat olmak üzere yığma bir yapı olarak inşa edilmiş. B blok zemin kat, iki normal kat ve çatı katından ibaret olup betonarme olarak inşa edilmiştir. Çalışma alanımız betonarme imal edilmiş olan B bloktur. Yani B blokta çalışıyoruz. Yapının genel kat planı şekilde görüldüğü gibidir. Burada çamaşırhane, kuş, yemekhane, mutfak, depo, 3 tane depo var burada. Şurada merdiven. Burada kat planı. Yapı temel sisteminin belirlenmesi amacıyla temel sistemi tespit çukuru açılmıştır. Yapılan malzeme deneyleri ve zemin etüt raporundan alınan verilere göre yapının analiz aşamasına geçilmiştir. Düzce Asgari Gazino Müdürlüğü Hizmet Binası'nın taşıyıcı sistem hakkında yerinde gözlem, inceleme proje değerlendirmesi için öncelikle mevcut yapana mimari röle ve projesi ve taşıyıcı sistem röle ve projeleri hazırlanmıştır. Yapı taşıyıcı sistemin oluşan elemanlardan malzeme dayanımlarının tespit edilmesi amacıyla karot numuneler alınmıştır. Yapı taşıyıcı sistemini oluşturan kolon ve keşlerde yönetmenin öngördüğü sayıda örseleme ve profemetre cihazıyla donatı çap, adet ve aralık tespit yapılmıştır. Yapının görseli şekil 2.3'te göstermekte olan yapının özellikle aşağıdaki gibidir. Binamız böyle. Hatta dışarıdan hiçbir hasar yok. B blok binası betonarme karkas yapı olarak inşa edilmiştir. Çatı katı yığma duvarlardan oluşmaktadır. Yapı zemin kat, iki normal kat ve çatı katından oluşmaktadır. Bina taşıyıcı sistem, kolon, kireç ve perdelerden oluşmaktadır. Bina zemin kat ve birinci kat dış duvarları 30 santimetre betonarme perde olarak inşa edilmiştir. İnceleme sırasında kolon, kireç ve perdelerde herhangi bir çatlağa rastlanmamıştır. Binalarda oturma belirtileri gözlenmemiştir. Bu olumlu bir şey. Eleman bazında manyetik dedektörlerle yapılan gözlemler ve yapılan örseleme çalışmaları sonucunda donatı çap ve adetleri, SC adım aralıkları ve donatı sınıfı tespit edilmiştir. Mevcut yapı çelik sınıfı S220 olarak belirlenmiştir. Kolonlarda sıyırma örseleme çalışmaları ve proforma cihazı ile yapılan incelemeler sonucunda etri olarak F8 çelik çubukların kullanıldığı tespit edilmiştir. Kolonlarda F8 etrilerin 15-20 santimetre aralıklarla kullanıldığı görülmüştür. Kolonlarda etriye sıklaştırılmasına rastlanılmamıştır. Bina taşıyıcı sistemini oluşturan kişilerde örseleme çalışmaları ve proforma cihazı yardımıyla donatı tespiti yapılmıştır. Kişilerde F8'lik etriyelerin 15-20 santimetre aralıklarla bulunduğu tespit edilmiştir. Kişilerde etriye sıklaştırılmasına rastlanmamıştır. Etriye sıklaştırılması da kolon kiriş bileşim bölgelerinde yapılıyor. Bu bölgeler moment yüklerinin en fazla olduğu bölgeler. Bu nedenle deprem yükleri altında ilk zarar görecek yerler. Bu yüzden etriye sıklaştırmaları önemli. Yani bu noktalarda daha sık bir şekilde, orta bölgelere göre daha sık bir şekilde etriye sıklaştırılması yapılması gerekiyor. Bu binada etriye sıklaştırılması yok, yapılmamış. Mevcut yapı temel sistemin tespiti amacıyla iki noktada katında temel kazısı yapılmıştır. Temel sisteminin şekil 2.4'te göreceği üzere mütemadi olduğu belirlenmiştir. Mütemadi temel, tekil temellerin yeterli olmadığı durumlarda birden fazla tekil temelin birleşmesiyle oluşan temellerdir.
Burada da bu uygun görüldüğü için o yapılmış. Statik hesabın binanın elastisite modülünü TS500-2000 kabulleri baz alınarak yapılması. Mevcut yapının beton basınç dayanımını belirlemek amacıyla her katta 3 ayrı kullanılan karot numuneleri alınmıştır. Sertleşmiş betonundan beton karot numuneleri laboratuvar ortamında TS13791 standartına belirtilen esaslara uygun olarak deneye tabi tutulmuştur. Karot beton basınç dayanım sonuçları ve hesaplarda kullanılacak beton dayanım değeri hesabı çizelgede verilmiştir. Burada numune yerleri var. Bodrum kat, zemin kat, birinci kat olması 3 farklı. Deneyle elde edilen basınç dayanımları verilmiş. Bodrum katta 14, bodrum kat 2'de 16 gibi. Bunun ortalama basınç dayanımı 19,09 Newton bölü milimetre kare, standart sapması 3,2831 Newton bölü milimetre kare, beton basınç dayanımı 15,81, elastisite modülde 26.921 olarak elde edilmiş deneyler sonucunda. Hesapta kullanacak beton basınç dayanım değeri 13,43 Newton bölü milimetre kare, elastisite modülde 25.910 Newton bölü milimetre kare alınmış. Elde edilen veriler, bulgular ve tartışma. Deneysel parametrik çalışmalar. Çalışmanın ikinci kısmına geçilerek beton elastisite modülü deneysel parametrik olarak anlık gerilme şekil değiştirme ölçümleriyle yeniden hesaplanmıştır. Elastisite modülünü tekrar hesaplıyoruz yani. Binanın ikinci kez karot numunesi alınması, binanın düşey taşıyıcı sistemi olarak her katta yalnızca 20 adet kolon bulunması, mevcut kolonların kesitlerinin küçük olması ve daha önce her kattan 3 numune alınması sebebiyle şahit numune olarak her kattan ikişer adet olmak üzere toplam 6 numune alınmış. Binanın daha fazla örselenmemesi amaçlanmıştır. Numunelerin çap ve boy oranı olarak 1 bölü 2 oranında alınmış. Numune çapları 70 milimetre, boyları 140 milimetre olarak alınmıştır. Yeni numunelere strengoç bağlanması. Strengoç kapsamlı örlerini bağlamak için numunenin yüzey temizliği yapılmıştır. Strengoç yapıştırılması için betona yapışmasını sağlayan özel yapıştırıcı kullanılmıştır. Direnç kontrolü yapılmıştır. Gerekli bağlantılar yapılmış. Karat numunesine işte bağlanması, bunu da az önce incelemiştik. Yeni numunelerin yükleme yapılarak kırılması. Strengoç bağlantıları gerekli elektrik direncinin sağlığı tespit edilmesinden sonra numunelerin data logger ile bilgisayara yeni bağlantıları yapılmıştır. Yüklemeye başlamadan önce data logger kalibrasyonu yapılmıştır. Daha sonra yükleme safhasına geçilerek numuneler basınç altında kırılmış ve anlık yükleme altında bilim boy deformasyonlar elde edilmiştir. Numune kırım sonucu elde edilen veriler. Alınan numunelerin tamamı strengoç bağlanarak kırıldıktan sonra anlık gerilme ve şekil değişme dataları elde edilmiştir. Burada da veriler var. Anlık gerilme şekil değişme datıları. Düşey deformasyon, yatay deformasyon, anlık gerilme, düşey birim deformasyon, yatay birim deformasyon belirlenmiş. Burada 0,00 çok küçük yani. Burada çeşitli şekilde belirlenmiş çok sayıda. Yeni elastisite modülü hesaplanması. Bu çalışmada elastisite modülü gerilme şekil değiştirme eğrisi kullanılarak tayin edilen sekant yöntemi yani modülü kullanım ile şekil 3,4'te gösterilmektedir. Burada sekant modülü yöntemi görüyoruz. Gerilme bir şekilde değiştirme grafiği var. Sekant modülü doğrusal bir şekilde gidiyor. Elastik modülü paraboloid şeklinde gidip belli bir nokta maksimum ulaştıktan sonra bir yerde azalıp orada duruyor. Maksimum olan yere kadar elastik bölge olarak adlandırıyoruz. Daha sonrasında maksimum nokta akma noktası. Birim şekil değiştirme aynı şekilde. Sonrasında da plastik bölge olarak adlandırıyoruz. Çünkü buradaki bittiği nokta da kopma noktası olarak adlandırılıyor. Sekant modülü yöntemini kullanılarak yapılan deneylerde iki numune için sağlık veri elde edilememiş olup diğer dört numune elastisite modülü çizelge 3,2'de gösterildiği şekilde hesaplanmıştır. Yani bu yöntem çok sağlıklı olmamış. 4 tane numune. Birinci numunenin elastisite modülü 190,798. İkinci numune 174,458. Diğeri 160,382 ve bir diğeri 181,250. Tüm veriler sonucunda elde edilen yeni elastisite modülü ortalaması 176,722 olarak bulunmuştur. Şimdi analize geçelim. Deprem performans analizinin incelenmesi. Yapı 3 boyutlu olarak tekrar modellenmiştir. Burada da görülüyor.
Yapının statik verileri belirlenmiş. Kat adedi 3. Bir kattaki kolon sayısı 27. X yön aksayısı 12. Y yön aksayısı 11. A 0 0.4. Yapı tipi kat sayısı 4. Hareketli yük kat sayısı 0.6. 0 relatif hareket yüksekliği 3.30. Hareketli yük azaltma kat sayısı 1. Zemin emniyet gerilmesi 9 ton bölü metrekare. Zemin yatak kat sayısı 1080. Beton yoğunluğu 2.5. Yerleşmesi farkı 0. Statik analiz yöntemi lineer analiz. Deprem standardı işte DBY BH 2007. Betonarme hesap yöntemi. Taşıma gücü yöntemi. TS 500-2000. Deprem hesabı yöntemi. Süperpozisyon ile dinamik analiz. Zemin hareketli yük uzatma değeri 1. Zemin gerilmesi deprem artışmanında 0 gibi. Elastik ankası. Uzatmak istemiyorum. Ampirik ve deneysel olarak elde edilen elastik ile yapılan statik hesapların karşılaştırılması. TS 500-2000 yönetmeliğinde bulunan elastisite modülü formülü kullanılarak yapılan statik analiz sonuçları. Burada da deneysel parametrik yöntemle bulunan elastisite modülü kullanarak yapılan statik analiz sonuçları. Yönetmeliğe göre yapılan da toplam deprem momenti X yönünde 128,160 ton metre, Y'de 162,021. Deneysel yöntemlerle yapılanlarda elastisite modülü kullanarak yapılan statik analiz sonuçlarında toplam deprem momenti X'de 142,530, Y'de 76,142 ton metre. Göreli kat öteleme X yönü 3. kat 0,0064, Y yönünde 3. kat 0,0011 16.635. Burada da yine farklı bir şekilde toplam perde taban kesme kuvveti VX 101,38 ton. Toplam perde taban kesme kuvveti VY 130,27 ton. Deneysel yöntemlerle yapılanlarda 112,31 ton ve 142,48 ton. Burası Y olacak. Bina yatay yük kapasite oranı 2. kat 705,448 olarak bulunmuş. Deneysel yöntemlerle yapılanlarda da 5,02 olarak. Şimdi bunun özetine geçiyoruz. Deneysel verilerle yapılan hesaplamalarda binanın toplam deprem momentinin x yönünde %10, y yönünde %9 civarında ilk hesaplamadan daha fazla momente maruz kaldığı, binada en yüksek öteleminin meydana geldiği 3. katta x yönünde %25, y yönünde %33 civarında ilk hesaplamadan daha fazla kat ötelemesi oluştuğu, binanın toplam taban kesme kuvvetinin ise x yönünde %10, y yönünde %9 civarında ilk hesaplamadan daha fazla kesme kuvvetine maruz kaldı. Binanın deprem performans analizinde önemli bir veri olan bina yatay yük kapasite oranının %80, %8 civarında eksildiği görülmüştür. Çizelge 3.5'te TS 500-2000 formülüyle bulunan elastomerleri yapılan statik can güvenliği sağlamayan elemanların dağılımı. Dördüncü katta kiriş bir tane kiriş, x yöndeki bir kiriş %0. Kolonların birinde %50. Y yönünde %0. İkisi de kiriş ve kolonda %0. Yani can güvenliği sağlamayan burada x yönünde sadece var. Üçüncü katta 6 tane kirişte can güvenliği sağlamıyor. Kolonlarda 14 tanesinde çok yüksek bir sayı. Y yönünde de 7 tane kolonda bu sıkıntı var. İkinci katta bir tane kolonda, birinci katta hiçbirinde can güvenliği sağlamayan eleman yok. Bu TS 500-2000 formülüyle bulunan elastik modeline göre yapılan işte can güvenliği sağlamayan elemanların dağılımı. Bu da deneysel yolda yapılan. Deneysel yolda yapılan da iki kolonda kullanılamaz durumda. Burada bir kolon belirlenmişti. Burada aynı şekilde. Üçüncü katta burada 6 kirişte hasar vardı. Burada 7. Kolonlarda 14, burada 17. Burada daha fazla olduğu görülüyor. Burada 0 kirişte ama deneysel yollarla yapılanlarda 3 kirişte. Kolonlar burada yine ikisinde de hasar yok. Birinci katta
Birinci katta hata, birinci katta ikisi de aynı sonuçları elde etmiş. Deneysel olarak elde edilen elastisite modeli yürürlükte olan TS500 2000 yönetmeliği esaslarına göre yapılan hesaplamadan yaklaşık %30 daha düşük sonuçlar vermiştir. Zaten görülüyor burada da. Sonuçlar ve öneriler kısmına, artık son kısma geldik. Yapının statik hesabını kullanılan betonun elastisite modülü öncelikle Türk ve diğer ülke standartlarında bulunan ampirik formüller kullanılarak hesaplanmış, daha sonrasında aynı modül deneysel olarak elde edilmiştir. Her iki durum için ayrı ayrı yapılan statik hesap neticesinde yapının deprem performansının yetersiz olduğu görülmüştür. Yapının mevcut durumuyla kullanılması tehlike arz etmektedir. Yapılan deneylerde söz konusu bina için beton elastisite modülünün ülkemizde şu anda yürürlükte olan TS500-2000 normlarına göre yaklaşık olarak %30 oranında fazla hesaplandığı, bunu da binanın deprem anında beklenenden daha olumsuz performans göstereceği sonucuna sayısal olarak ulaşılmıştır. Zaten çeşitli deneyler yapıldı ve bunun sonucunda artık bu binanın tehlikeli olduğu belirlendi. Yani deprem anında biz daha az hasar beklerken bir anda inceleme sonucunda fazla olumsuz performans göstereceği bekleniyor ki bu Türkiye'de kim bilir kaç binada daha böyle. Yani yakın zamanda zamanla ya en kısa sürede bütün binaların kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle belli bir yılı aşmış binaların bu binada olduğu gibi. Elastisite modülünün laboratuvar deneylerinde ampirik formüllerle elde edilen değerlerden daha düşük olmasının en önemli nedeni olarak binanın yaşına bağlı olarak betonun yıllar içerisinde yükleme boşaltma etkilerine maruz kalarak yorulması ve beklenen elastikliğini giderek kaybetmesinin olduğu düşünülmektedir. Yani biz ne kadar sağlam yaparsak yapalım, belli bir yaştan sonra artık beton yoruluyor. Ve bu da elastikliğini kaybetmesine sebep oluyor. Bu yüzden özellikle 20 yaşı geçmiş binaları kontrol etmeliyiz. Güvenli mi değil mi? Ve bu binalarda oturmamalıyız. Sonuç olarak bu binada şu an hasarlı ve kullanılmaz hale olduğunu görüyoruz.